Türkiye'de yabancı kuralı değişti. Artık takımlar kadrolarında 14 yabancı futbolcu bulundurabilecek. Bu Süper Lig'i nasıl etkiler? Bence iyi olacak. Lige daha çok kalite getirecek ve kalite seviyesi yükselecektir. Avrupa'nın diğer önemli liglerine baktığımız zaman da çok fazla yabancı olduğunu görüyoruz. Ancak milli takımdaki başarıları düşmüyor. Bu yeni kuralla Türk milli takımı için çok büyük değişiklik olacağını sanmıyorum. Bence bu milli takıma zarar vermeyecektir. Kasımpaşa çok kaliteli bir kadroya sahip. Beklentilerin altında kalmanızın sebebi nedir? Henüz istediğimiz gibi oynayamıyoruz. İstediğimiz seviyeye henüz ulaşamadık. Daha iyi oynamak ve daha çok puan kazanmak için çabalıyoruz. Fazla kişisel futbol oynuyoruz. Daha fazla takım olarak oynamamız lazım. Oyuncu kalitemiz yüksek ama takım olamazsak hedeflerimize ulaşamayız. Çok önemli liglerde forma giymiş bir kalecisiniz. Size göre Türkiye Ligi'nin en büyük eksikliği nedir? Bence Türk futbolcuların daha tecrübeli olmaları lazım. Türk futbolcular ülkelerinde çok fazla kalıyorlar. Avrupa'ya çıkmıyorlar ve bu yüzden farklı tecrübeler kazanamıyorlar. Türkler sadece Türklerle oynuyor. Kendi aralarında maç yapıyorlar. Dışarıya çıkarlarsa oyunları iyileşir ve döndüklerinde ligin kalitesi de yükselir. Umarım bu yeni yabancı kuralı Türk futbolcuların Avrupa'ya daha fazla açılmasına yardımcı olur. İsveç milli takımında Erkan Zengin ve Cemil Durmaz'la beraber oynuyorsunuz. Bu iki oyuncunun performansı size göre nasıl? Erkan ve Jimmy çok iyi futbolcular. Erkan daha deneyimli bir isim. İkisi de çok yetenekli. İsveç milli takımı olarak kesinlikle onlara ihtiyacımız var. Erkan son maçlarımızda ilk 11'de başladı. Onun iyi bir futbolcu olduğunu herkes biliyor. Erkan İsveç ilk 11'inin değişmez ismi olabilir. İyi bir kalecinin en önemli özellikle neler olmalı? İyi bir kaleci hem mental hem fiziksel olarak çok güçlü olmalıdır. En zoru da mental olarak hazır olmaktır. Çünkü bazen hatalar yapabilirsiniz. Ne kadar güçlüyseniz yaptığınız hatanın etkisinden o kadar çabuk çıkarsınız. Bu da bir kaleciyi başarıya götüren en önemli faktördür. Kariyerinizde yediğiniz en güzel gol hangisiydi? Normalde yediğim golleri unutmaya çalışırım. I cannot think about Şu an aklıma gelmiyor ama eminim çok güzel Şu goller yemişimdir.